Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere kekik konservesi yapacağız. Öncesinde kekikten biraz bahsetmek istiyorum. Kekik Hatay bölgesine özgü bitkilerden bir tanesidir ve genellikle baharat ve şifa kaynağı olarak kullanılır. Arkadaşlar elimizdeki orijinal dağ kekiğidir. Son zamanlarda ticaretin artmasıyla birlikte sera altında da yetiştirmeye başlanmıştır. Orijinalin farkı ise arkadaşlar buram buram kokmasıdır. Kokusuyla orijinal olup olmadığını ayırt edebilirsiniz. Kekik dağlarda doğal olarak ilkbahar yağışlarıyla birlikte yeşerir ve yazın sıcaklıklarıyla birlikte tükenir arkadaşlar. Yani 1-2 ay içinde biten bir bitki olduğu için genellikle kurutulur, baharat olarak kullanılır veya çaya içilir. Ama biz sizlere konservesini yapacağız arkadaşlar. Konserve tercih etmemizin sebebi şu: kurutulduğu zaman kokusundan kaybediyor. Konserve olduğu zaman ise açtığınızda ve kullanacağınız zaman yine o buram buram kokusunu ve tadını yoğun bir şekilde, daha yoğun bir şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden biz konserveyi tercih edeceğiz. Kekikten bahsedecek olursak arkadaşlar, tamamen bir şifa deposudur. A ve K vitaminleri açısından zengindir. Tam bir demir deposudur, demir kaynağıdır. Doğal kekiğe ulaşırsanız, ki çok daha faydalıdır. Üst solunum yollarında, öksürükte, boğaz ağrılarında, mide problemlerinde arkadaşlar birebirdir. Demleyip çayını içebilirsiniz. Günde 1-2 bardak, hiçbir sakıncası yoktur arkadaşlar. Günlük tüketebilirsiniz. Bugün sizin için konservesini yapacağız arkadaşlar. Biz iki farklı çeşidini yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sıralayalım. Biz öncesinde gün içinde kekiğimizi aldık, ayıkladık, temizledik. İçinde herhangi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yıkadık ve pamuk bir çarçaf veya bez üzerine sererek kuruttuk. Size tavsiyem arkadaşlar, siz de iyice sudan geçirdikten sonra bir süzgeçte süzün. Daha sonra da müsait bir yerde serin ki iyice suyunu sürsün, suyunu bıraksın. Çünkü konserve yapacağımız zaman içinde su olmaması gerekiyor. Su olursa arkadaşlar çürümeye yüz tutabilir. Onun dışında bahçemizden kopardığımız birkaç tane limonumuz. Yine bahçemizden sezonun ilk asma yaprakları. Bir tutam tuzumuz arkadaşlar. Ve orijinal sızma zeytinyağımız. Market yağı değildir arkadaşlar. Bulunduğumuz bölge itibariyle orijinal zeytinyağımızdır. Bölgemize yetişen zeytinlerden üretilmiştir. Evet arkadaşlar, biz sizin için bugün iki farklı kavanoz yapacağız. Birincisinde kekiğimizi ince ince doğrayacağız, kıyacağız ve ondan sonra konserve alacağız. İkincisinde ise tercihen kekiği tüm olarak konserve yapacağız. Arada herhangi bir fark yok arkadaşlar. Sadece çıkardığınız zaman isteğe göre kıyılmış veya tüm olarak çıkıp siz sonrasında kıyabilirsiniz. Peki bunu nelerde kullanacağız? Arkadaşlar kahvaltıda, sostan hazırlanmasında, zeytinin soslanmasında veya başlı başına kendisi sos olarak veya salata olarak kullanılabilir. Özellikle yeşil zeytinle birlikte çok güzel bir salata halini alır. Onun dışında yemeklerde dediğim gibi kurutulmuş veya tercihen yine salamura şeklinde kullanırsak daha yoğun bir tat verecektir. Böreklerde, çeşitli yemeklerde ve arkadaşlar etin terbiye edilmesinde kekiği kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle yapacağım işlemi anlattıktan sonra işleme geçeceğiz. Bir kaba kekiklerimizi alacağız. Biz öncesinde doğranmış kekiği yapacağız. Daha sonra tüm şeklinde yapacağız. Kekiklerimizi kıydıktan sonra kabımıza ekleyeceğiz. Üzerine bir tutam tuz. Arkadaşlar tuzu çok fazla katmayalım. Çünkü kekik çok fazla tuzu kaldırmaz. Sıktığımız limondan birazını ekliyoruz. Yine çok fazla olmamasına dikkat edin. Ve üzerine bolca zeytinyağı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kekik elimizde iyice ayrışacak arkadaşlar. Zeytinyağı birleşecek. Ondan sonra kavanozu alıp dolduracağız. Üzerine bir adet asma yaprağı koyacağız. Asma yaprağından sonra kapağımızı sıkıca kapatacağız. Burada dikkatiniz gereken tek şey arkadaşlar, kekiğimizi bastırdıktan sonra zeytinyağı seviyesinin kekiğin üzerinde olmasıdır. Eğer zeytinyağımız kekiğin üzerinde değilse yağ takviyesi yapmamız gerekecek arkadaşlar. Salamuları yapıp buzdolabına kaldırdıktan sonra, evet arkadaşlar, salamuları buzdolabında saklamamız, muhafaza etmemiz gerekiyor. Dışarıda değil çünkü bozulabilir. Birkaç gün sonra kontrol edeceğiz arkadaşlar. Eğer üst tarafta bir kuruma varsa, zeytinyağı çekilmişse hızlı bir şekilde zeytinyağı ekleyerek tekrardan kapatıp buzdolabına bırakacağız. Evet arkadaşlar, sizler için ilk salamamızı yapmaya başlıyoruz.
Evet arkadaşlar, sizler için hazırladığımız kekik konservelerimiz hazır. Dikkatinizi çeken tek nokta ise karnuzları ağzına kadar doldurmamamız arkadaşlar. Kekiğe biraz kabarma payı bırakmamız gerekiyor. O yüzden mümkün mertebe iki parmak boşluğu olacak şekilde iyice bastırdıktan sonra üzerine asma yaprağı örtüyoruz. Ve dediğim gibi zeytinyağının asma yaprağının da üstünde olması gerekiyor. Arkadaşlar kekiklerimizi buzdolabında muhafaza ediyoruz demiştik. Konservelerimizi şöyle konservemiz için buzdolabımıza yer açtık. Evet, birkaç gün sonra çıkaracağız arkadaşlar ve kekiklerimizi şöyle bir kontrol edeceğiz. Eğer kenarlarda yağın çekildiğini görürsek, kekik üste çıkmışsa ve herhangi bir kararma varsa arkadaşlar acilen zeytinyağı ekleyip tekrardan dolapta muhafaza edeceğiz. İstediğimiz zaman kekiklerimizi çıkarıp arkadaşlar konservemizi açıp kullanacağımız kadar aldıktan sonra tekrardan dolapta muhafaza edebiliriz. Aklınıza takılan sorularınız varsa arkadaşlar yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince sorularınızı yanıtlayacağız. Merak ettikleriniz varsa bize mutlaka ulaşın. Sayfamızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve doğal kekiğe de ulaşmak isterseniz konserve şeklinde de bizimle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Herkese iyi akşamlar.